Merhaba arkadaşlar. Bugün Gazi Üniversitesi ilk en az ilkokul mezunu 54 personelimi yapıyor. Bu videoları da önce de paylaşmamıştım. Yeni yeni paylaşmaya başlayacağım. Artık bu tarz videoları da kanalımızda bulacaksınız arkadaşlar. Şartlar neler? Kimler başvuru yapabilir? Buna tüm ayrıntısına değineceğim. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlar kısmında yorumunuz falan varsa belirtebilirsiniz. 54 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Önce onu göstereceğim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle İşkur'dan alım yapılıyor dediğim gibi. İşkur'dan giriş yaptıktan sonra E-Devlet'e giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra bu arada kayıt olmayanlar kayıt yapabilirler. Zaten E-Devlet'e giriş yaptığınızda kayıt otomatikman yaptırıyor. İş ilanları diyorsunuz. Siz gidip sonra iş ilanları dedikten sonra karşınıza böyle bir yer geliyor. Burada iş yeri türü kamu olacak. Kişisel durumu normal. Çalışma periyodu daimi diyeceksiniz ve ara diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra biraz bekleyelim arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın en son sayfa diyorsunuz. Son sayfaya tıklıyorsunuz. Çünkü en son sayfada. Burada arkadaşlar bakın Gazi Üniversitesi temizlik görevlisi. 4 kişi temizlik görevlisi için bakın başvuru yapacaksanız da temizlik görevlisine buraya tıklıyorsunuz. Hastane hizmetleri olarak tam başvuru yapıyorsanız da Gazi Üniversitesi'ne şuraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra tabii ben giriş yapmadığım için bazı bilgiler eksik çıkıyor. Siz giriş yaptığınızda böyle çıkmayacak arkadaşlar. Burada değişik şeyler yazacak. O yüzden başvuru yaparak yani siz giriş yaparaktan bu bakabilirsiniz. Bu alım ilanı tam olaraktan. O açıldıktan sonra arkadaşlar tam net göstereceğim. Bugün İşkur'a bayağı bir yoğunluk varmış ya. Bayağı bir ağır. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum açılması için. Açıldıktan sonra geldim. Zaten birazdan bu şartlara değineceğim. Siz buradan tabii genel şartları, özel şartları hepsini okursunuz. Ben birazdan zaten değineceğim. Dediğim gibi burada şurada onaylıyorum arkadaşlar başvuru şartları. Onayladıktan sonra aşağıda başvuru dedikten sonra başvuru yapacaksınız. Burası açık kalsın. Biz buradaki şu şartlara da bakacağız arkadaşlar. O yüzden burası açık kalacak. Şimdi hastane hizmetlerinden dediğim gibi şu sağlık hizmetleri alanından sağlık meslek lisesi çıkışı olmanız yeterli. 50 kişi alıyor. Temizlik görevlisi alıyor arkadaşlar. Hiçbir şart olmadan ilkokul, ortaokul mezunu 4 kişi alıyor. Genel şartlarla arkadaşlar şunları okumayacağız zaten. 18 yaşında doldurmak falan herhangi bir sosyal güvenceniz olmaması lazım falan. Bunu artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Siz bunları tabii tekrar okursunuz. Başvurun özel şartları arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Ankara ilinde ikamet olmayan arkadaşlar başvuru yapamaz. Yani bu başvuru yapabilecek sadece Ankara'da yaşayan insanlarda. Bu başvuruya sadece başvuru yapabilecek arkadaşlar. Sadece Ankara ilindeki arkadaşlarımızdır. Veya sadece Ankara'da yaşayan insanlar bu Gazi Üniversitesi'ne alınma başvuru yapabilir. Ayrıca arkadaşlar İşkur'dan bu sayının 4 katı asil 4 katı yedek çağrılacak. Yani mesela örnek veriyorum şu an 50 kişi alıyor ya aslında 50 kişi almıyor. Aslında bunu 4 katı alınacak. 4 çarpı 50 200 kişi alıyor arkadaşlar. 200 tane asil 200 tane yedek alınacak arkadaşlar. Bakın 4 katı asil 4 katı yedek. Aslında 200 tane asil 200 tane yedek alınacakmış. Bu yüzden toplamda 400 kişi 4 200 asil 200 yedek olacağı için toplamda 200 tane kişi işçi 200 tane şöyle göstereyim. 200 tane hastane hizmetlisi alınacak. 4 16 tane de şey alınacak arkadaşlar temizlik görevlisi. Dediğim gibi hastane hizmetlinin 4 katı çağıracak 200 kişi. Temizlik görevlinin 4 katı çağıracak 16 kişi. Yani 4 katı çağrılacak arkadaşlar. Buna 4 yani şuraya örnek vereyim. Hastane hizmetine oraya başvuru yaptığınızda 50 kişi yazıyor ya açık işinden. Aslında bu 50 kişi değil 200 kişi arkadaşlar. Çünkü 200 kişi çağıracaklar işe. Ve 200 tane de yedek olacak arkadaşlar. 200 asil 200 yedek. Umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi İşkur'da 4 katı çağrılacak. 4 katı yedek. 4 katı da asil olarak işe başlayacak. Her iki kadro için de geçerli. Yani 200 kişi çalışacak. Burada da 16 kişi çalışacak. Dediğim gibi Ankara ilinde o ikametgahı olmayan arkadaşlarımız başvuru yapamıyor. Bu sadece Ankara'da yaşayan insanlar başvuru yapabilir. Adaylar 14 saat esnasına göre vardiyalı çalışması ve dış mekanlara çalışması engel durumu olmaması. Adaylar en fazla 35 yaşında olması lazım. Adaylar başvuru son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartların hizmeti olması lazım. Başvuru şekli ve tarihi. Başvuru şartları arkadaşlar bugün başladı. 4 gün sürecek ve İşkur üzerinde yapılıyor. Nasıl başvuru yapacağını söyledim. Kura işlemleri arkadaşlar kura işlemlerini dediğim gibi kura işlemi yapılacak. Bu siz bunu Gazi Üniversitesi'nin Edu internet üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar canlı olarak. Kura işlemlerini. Aynı galiba
28'inde mi? Evet, ayın 28'inde saat 10'da Gazi Üniversitesi'nin A kapısında yapılacak arkadaşlar. Nokta huzurunda yapılacak. Siz bunu tabii Gazi Üniversitesi'nin duyurular kısmındaki bu şu gazi.edu.tr'den canlı olarak izleyeceksiniz arkadaşlar. Ayın 28'inde yani 28 Aralık saat 10'da Gazi Üniversitesi'nin sayfasında canlı olarak da gösterecek şey tarafının nota tarafının kura çekilecek. Evet, sözlü mülakat falan yok arkadaşlar. Burada sözlü mülakat falan duyuyor ama yok. Kazandığınızdan sonra sizden birkaç evrak istenecek. Onu daha sonradan bakabilirsiniz. Şu ikisine bakmanız şu anda pek bir şey yaramaz. Kazandıktan sonra evrak istenecek ama sözlü mülakat yok arkadaşlar. Tekrarlıyorum. İşkur üzerinde kuru olarak yapılacak. Ve Gazi Üniversitesi'nin duyurular kısmında yayınlanacak. Ayın 28'inde 28 Aralık'ta saat 10'da Gazi Üniversitesi'nin duyurular kısmında canlı olarak da izleyebilirsiniz. Evrak teslimleri bu sonuçlardan sonra kazandıktan sonra evrakları teslim ediyorsunuz. İsterseniz buna baktıktan sonra hani dediğim gibi hastane hizmetleri 50 kişi, temizlik görevlisi 4 kişi alınacak. Hastane hizmetlerinde sabah çıkışlı, lise sabah çıkışlı olmanız yeterli. Temizlik görevlisi ise ilkokul, ortaokul olmanız lazım. Bir şart daha söyleyeyim. Bu başvuru için Ankara il sınırları içinde ikame mekanınız olması şart. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hoca ben ikame mekanımı oraya alsam bir sıkıntı olur mu? İkame mekanı en az bir yıl gider Ankara'da olan arkadaşlar. Bu yüzden şu anda taşısanız da bir faydası olmaz. Şimdi buradaki şartlara bakalım arkadaşlar. Buradaki şartları az önce hepsini okudum. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki hastane hizmetleri istenilmesi gereken genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanlar etkin bir şekilde kullanılarak iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenliği ve mesleği verimlilik ve kitle gerekliliği uygun olarak kişisel hazırlık yapma, odaları havalandırma, hasta atejerlerini düzeltme, hasta yataklarını yapma. Yani sizin görevleriniz bunlar olacak arkadaşlar. Kazandığınızda görevleriniz sadece bunu olacak. Bakın tekrarlıyorum. Kazandığınızda görevleriniz bunlar. Şu A'dan O'ya kadar. Kazandığınızda siz çalışacağınız yerler şunlar. Siz bunu daha ayrıntılı okursunuz. Ben size nasıl başvuru yapılacağını, kaç kişi alınacağını, nerede, hangi sistemlere çalışacağınızı bakın. Şunda, şu işletmenin yerlere çalışacaksınız. Hastanın yemek yemesine yardımcı olacaksınız. Hastanın banyo yapmasına yardımcı olacaksınız. Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olacaksınız. Hastanın el ve yüz temizliğini hemşirenin yardımcısı olarak siz bakacaksınız. Hasta elbisenin değiştirmede yardımcı olacaksınız. Ve bunun hepsi sizin görevleriniz olacak arkadaşlar atandığınızda. Ve 5 katı çağıracak. Yani 400 tane alım olacak. Bunun kaç tanesi yedek, kaç tanesi asıl. Bunun hepsini siz tabii daha ayrıntılı okuyup inceleyebilirsiniz. Gazi Üniversitesi'nin personel devlet başkanlığı durumunda bu link olacak. Ben bu linki tabii açıklamada bırakacağım. Bu başvuru linkini. Yani bu kılavuz linkini. Siz açıklamalara tıklayarak da kılavuzu daha ayrıntılı incelersiniz. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi hasta hizmetlisi olarak da 50 kişi, temizlik görevlisi olarak da 4 kişi, toplamda 54 kişi alınıyor. Kafanıza takılan herhangi bir yer varsa yorumda kısmına mutlaka belirtin. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Siz tabi orada YouTube ayarlarından onu yavaşlatabilirsiniz. Kanalımıza abone olup video beğenirseniz sevinirim. Bu tarz videolara gelmeye devam edecek. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.